kripto paralarda ne olacak? Buyurun Gökhan. Şimdi şöyle, Bitcoin'de hala aynı yerdeyiz. Ethereum 600'ün üstünü gördü. Nereden geldi? Onu da söyleyelim. 330 muydu? 310 muydu? Neydi? Evet. 3 ayda geldiği nokta 300'den 600'e geldi. Neredeyse %100. 7.88 civarında falan şey link 14-15 falan gördü galiba. 15'i gördü. 14-15 falan iki. Diyorum yani. Orada, evet. O arada %8 falan oynuyor yani. 14-15 falan gördü. Şu an 12.90 ya da 13'lerde olabilir. Bu cumartesi sabahınki gecesindeki geri çekilmeyle birlikte. AVAX görece yavaş kaldı. Şu an hala 3.70-3.80'ler civarında gidiyor. Biz çünkü konuşurken 4-4.30 seviyelerindeydi. Daha diplerini gördü. 3.60-3.70'leri gördü. Hala toparlayamadı ama Avalanche'la alakalı geçen hafta çıkan bir haber var. Blockchain oyun grubu, blockchain oyun birliğine üye olmuş. Bu önemli. Grubun içerisinde Ubisoft falan var. Yani çok büyük oyun dağıtıcıları var. NFT dediğimiz ve Avalanche'ın aslında konularından bir tanesi katılımcı olabileceklerini aslında söylüyor. Muhteşem şey bir haber değil. Hani AVAX'ı alıp götürecek bir haber değil ama kenara not etmekte fayda var. BTC içinse şunu söyleyebilirim. 2018'deki seviyelerine geldi exchange'lerde, borsalarda tutulan Bitcoin miktarı. Bu Bitcoin lehine bir şey olduğu için bunu söylüyorum. Neden? Çünkü exchange'lerden outflow oluyor. Yani çıkıyor insanlar. Exchange'den çıkmaları demek alıp kenara park etmeleri demek. O yüzden de büyük düşemiyor zaten. Düşüyor tekrar toparlanıyor. Büyük düşmesi neyi büyük diye okursun Gökalp? 19.000'e 13.000'e düşerse büyük olarak bunu okurum. Şu an öyle bir şey beklemiyoruz. Ben beklemiyorum yani. Bir de stable coin'lerle yani işte Tether dedik burada. USDC dedik. Circle hani Goldman Sachs vardı işin içerisinde falan Circle. USDC. USDC Tether gibi stable coin yani sabit coin'lerin arz oranıyla Bitcoin'in arz oranının karşılaştırdığı ufak böyle bir şey var. Bir rasyo, bir oran var. Bu oranın da yine Bitcoin lehine olduğunu açıkçası görüyoruz. Neden? Yani Bitcoin'in piyasa değeri bölü bütün sabit kripto paraların piyasa değerinin toplamı buradan okursun ki aslında daha fazla eğer sabit para arz edilmeye başlıyorsa bu arzla dönüp bu adamlar elma armut almayacaklar yani. Hani Bitcoin Ethereum falan alacaklar. Burada da Bitcoin lehine bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Yakın vadede beklentindedir. Aralığın 5'indeyiz bugün. Aralığın 5'inden işte kabaca hani Şubat sonu falan diyebiliriz. Yani işte 3 aylık yani bir çeyreklik bir periyot koyuyorum. Bu çeyreklik periyotta Bitcoin'in bir kere daha tüm zamanların en yükseğini görmesini ve belki hatta 20 bin seviyesinin üstünü test etmesini beklerim. Bir de işe kötü tarafından bakalım. Daha doğrusu olası gevşemeleri konuşalım. Bir gevşeme olur mu? Bekliyor musun? Tabii olabilir yani. Ben hani yeni yıl öncesinde bir şeyler bekliyorum bu arada. Olursa şaşırmam daha doğru bir cevap. Bayağı da politik bir cevap. Yani. Yani çok. Olmazsa abi şaşırmıyorum. Olursa da zaten şaşırmıyorum. Zaten şaşırmamıştım. Evet. Bayağı şey. Ben hiç şaşırmam. Aynen. Ortak bir şey, politik bir cevap. Kişisel olarak beklerim biraz gevşeme. Nerelere kadar gevşeme beklerim? Kabaca bu ana hareketin %20-25 civarında falan bir düzeltmesi beni hakikaten şaşırtmaz. Rakam da 16.500, 17.000, 17.500'lerden falan. Geçen sefer de bunu yayında söylemiştim. Buralardan maliyetlenmeye başlarlar demiştim onlar. Bu arada nokta atış yaptın geçen hafta. Tebrik ediyorum estağfurullah seni. Estağfurullah abi. 16.000'e kadar çekilebilir dedim. Harbiden 16.000'e çekildi. Oradan toplar dedim. Çünkü dedim burası artık bir yığın adamın gireceği nokta olur dedim. 19.000 de rekor kırdı abi. Tabii yani. Ya tebrik ediyorum. Valla süper bir analiz. Estağfurullah abi. Estağfurullah. Şimdi Bitcoin için bu arada kötü şeyler de var yani. Her şey böyle güllük gülistanlık gül bahçesi değil. Elbette. Kötü şeyler demeyelim de eleştiriler var. Regülasyonlar var falan. Bunlardan bir tanesi işte Amerikan hazinesinin yeni kripto para alım satımı ile alakalı yeni İngilizcelerini söyleyeceğim ama Türkçelerini de söyleyeceğim. Çünkü doğrusunu bilinsin diye. Yani AML ve KYC işte Türkçesini söyleyemedim bana. Kara para aklamayı önleme ve müşteriyi tanıma kuralları çerçevesinin daha belirli ve daha ayağı yere basan halde veya işte şey çerçevesinin belli olan halde yayınlayacağını söyledi. Kim? Amerikan Hazine Bakanlığı. Ne zaman? 6 ila 8 hafta içerisinde. Müşteriyi tanıma kuralları ne? Mesela bizim borsamıza geliyorsunuz, kimliğinizi gösteriyorsunuz, ben buyum diye. Sonra o kimliğinize selfie çekmenizi istiyoruz sizin. Amerikan Hazinesi diyor ki, arkadaşım müşteriyi tanıma kuralları ve kara para aklamayı önleme kurallarını daha ayağı yere basan şekilde tanımlayacağım. Daha biraz daha sertleştirmeyi bekliyor piyasa. Evet. Bu kötü mü? Bunu nasıl okumak gerektiğini şöyle söyleyeyim. Yani açıkçası çok kötü olarak yorumlamıyorum. Zaten orada bir denetçi var bu işleri sözcülüğünü yapan Brian Brooks diye bir denetçi var. O da zaten Bitcoin için bu çok şey çok önemli bir haber değil aslında diyor ama bir regülatif bir şey olduğu için popüler bir insanlar bunu konuşuyor. Bence de çok önemli değil. Çünkü neden? Zaten Amerika'daki trade edilen Bitcoin'in büyük bir çoğunluğu zaten borsalarda trade ediliyor. Yani o borsalara da bir şekilde KYC'ye giriyorsun. Ve bu da şu demek değil. Yani evet bu kurallar sertleşti. Bu adamlar
buraya girmeyecek demek değil açıkçası. Girmeye devam edecekler. Dolayısıyla Bitcoin'in hayatında belki ufak getirirse, emin değilim ondan da, ufak bir oynaklık getirir ama onun dışında fiyata büyük bir etkisi olmasını ben beklemiyorum kişisel olarak. Bir de büyük abilerin şeyleri var değil mi, eleştirileri? Nouriel Roubini, evet. Dr. Doom denir. Kahin. Kahin, evet. Yani 2008 krizini bu arada bildi. Bir taraftan da şöyle, yani biraz kötümserdir hep. Bu konularda da sert konuşur. Kripto, normalde kripto paralar ve blok zinciri teknolojinin hepsine muhalifti. Şu an böyle blok zinciri teknolojilerinin biraz yeşil ışık yakmaya başladığını gördüm. Yani ama hala kripto paralar konusunda bayağı şey sert. Biz bu arada kendisini davet etmiştik. Belki bizi takip edenler bilir. 2019'daki yıl sonu Calder, o zaman toplanabiliyordu insanlar pandemiyken. Evet. Calder zirvesinde, Kalite Derneği'nin zirvesinde iCrypex ve bizim şirketler grubumuz olarak ana sponsorduk. Nouriel Roubini'yi ağırladık açıkçası. Tabii biz kripto para piyasasında bu kadar aktif olduğumuzu ona söylemedik. Dayak yemeyelim diye kendisinden de. Yine Asya işlerimiz için yine davet edeceğiz. İlişkilerimiz iyidir yani. Diyor ki Bitcoin arzı, Bitcoin'in kendisinin arzı kolay manipüle edilemez diyor. Ama diğerlerinin, altcoin diyoruz ya, birçoğunda diyor böyle şeyler olabilir. Ve hala o kendisi bunu bir para olarak, cryptocurrency diyor ya, cryptocurrency kısmına takılıyor. Bu para değil arkadaşım diyor. Çünkü ölçeklenebilir bir şey değil, işte bir ödeme aracı değil, bir değer taşımıyor içerisinde falan diyor. Paranın özelliklerini taşımıyor diyor. Tamamen aynı fikirde değilim onunla. Ben bir kısmını taşıdığını düşünüyorum. Diğer taraftan o şuna çok takılmış durumda. Kripto paralardaki altcoin'lerin birçoğunda çok fazla sahtekarlık yapılıyor. Bu doğru. Yani fiyat manipülasyonu yapılıyor. Coin'in fiyatını 0.01'den alıp 50, yani 50x, 30x, 100x neyse çıkartıyorlar farklı borsalarda. Zaten biz o paraları listelemediğimizi ilk yayınlarda söylemiştim ben. Ve bunların içerisinde olabilir insanlar diyor. Bunun karşı tarafında da olabilir. Yani buna zarar görüyor da olabilir diyor. Hiddetle bunlara karşı çıkıyor. Bir diğer taraftan da front running denir. Yani önden alırsın ürünü, sonra başkasına satarsın. Bu yapılıyor diyor kripto paralarda. Tam doğru söylüyor hakikaten. Evet, bu yapılabilir. Yani etik ahlak çerçevesi olmayan aracılarda diyelim. Bu yapılabilir. Ama bir taraftan da şuna bakıyorum abi. Michael Lewis'in, sende de vardır eminim, bu Flash Boys diye bir, Hızlı Çocuklar diye bir kitabı var. Ya şimdi orada Kanadalı grubun, o Kanadalı genç ekibin Bat borsasını nasıl kurduğunu insanlar lütfen dönüp bir okusunlar yani. Zaten orada da hani New York Stock Exchange'de yapılan veya diğer borsalarda yapılan önden alınıp başkalarına satılma hikayesinin nasıl yapıldığını anlatıyor. Tabii. İşlem hızını 11 milisaniyeden 5 milisaniye düşürebilmek için milyarlarca dolar harcıyorlar falan, milyonlarca dolar falan filan. Dolayısıyla bu her yerde var ama şunu söylüyor. Yaptığı ana eleştirilerden bir tanesi, ben onunla ayrışıyorum bu noktada. Bir tanesi diyor ki bu işin içsel değeri, tam terimi intrinsic value, bir içsel değeri yok diyor Bitcoin'in. Ne demek abi o ya? Bak şimdi biliyoruz elbette de. Şu doğru. Bitcoin'in dayandığı bir ülke yok. Tamam. Tamam. Yani Bitcoin'e bakıp da şunu diyemiyorsun. Ya Bitcoin 20 bin dolar. Çünkü Bitcoin'in bağlı olduğu şu ülkede üretilen mal ve hizmetler, o insan, o ülkenin işte insan kaynakları gücü, o insan genç iş şeyi, ne denir, iş gücü, sanayisi, şu Bitcoin'in bu kabaca 18-20 bin dolardaki değerini yansıtıyor. Cari açığı falan filan. Topladık. Anlatıyorsun ya sen Türk lirası için. Böyle bir şey yapılamaz diyor Bitcoin için. Soru işareti bende. Çünkü ben bunun içsel değeri var. İçsel değeri biz kabul etsek de etmesek de blok zinciri teknolojisinin kendisi %51'e kadar olan atakların hepsine tamamen rezistans göstermesi güvenilir. Karşı tarafı görmeden ve direkt karşı tarafla işlem yapabildiğin, yani peer to peer dedikleri, yani karşı karşıya işlem yapabildiğin bir ödeme sistemi aracı olduğu için zaten içsel değeri bu. Şöyle bir şey değil ki 19 bin 20 bin dolarlık Bitcoin'in karşılığında 200 milyar dolarlık altın var. Aha, o da bu. Öyle bir şey değil zaten. Öyle bir şey bekleyemeyiz zaten. İçsel değeri o algoritmanın ya da fikrin kendisi. Dolayısıyla da ben orada bir içsel değer görüyorum, o görmüyor. Hiç mi iyi bir şey söylemiyor bu arada? İyi bir şey söylüyor. İşte o dedim ya, blockchain'e yavaş yavaş yeşil ışık yakmaya başlamış. O da şu. Demiş ki merkez bankaları dijital para birimleri arzına doğru gidiyor tüm dünya diyor. Bu CBDC'ler de iyi bir şey diyor Roubini. Neden? Bir, ucuz diyor. Güvenli bir şekilde alım satım yapılabilir. Transfer edilebilir çünkü merkez bankası var. Anlık takasın yapılacağı şekilde olduğu için de anlık takas ve devamlı takas. Yani instant and simultaneous settlement diyor buna. Bu olacağı için de bu devrimsel bir şey diyor. Bunların hepsini toparlayıp da şu yorumu yapıyor. O benim hoşuma gitti. Merkez bankaları, dijital para birimleri aslında finansal bir devrim ve paranın da geleceği. Çünkü diyor, uluslararası ödemede, yani cross border payment dediğimiz şeyin bir çözümü aslında bu. Çok ucuz, çok hızlı ve çok güvenilir. Neden?
Bu diyor birbirine entegre olacak. Entegre olmaktan kastı ne? Yani sen gidip normal konvansiyonel finans sistemlerinin dahil edildiği, inşallah Türkiye'de regülasyon gelirse bizim de arasına gireceğimiz bir şekilde müşteriyi tanıma kuralları ve kara para aklama önleme kurallarına zaten tabi tutulacak müşteri. Buraya girdikten sonra Merkez Bankası dijital parasını alacak. Ama o dijital parayı Gökalp'in mi aldı, Selçuk'un mu aldı artık belli. Tanıdıktan sonra da örnek veriyorum 100 TCMB parası almış olsun. 100 TCMB parasını 100 FED parasına çevirmiş olsun. 130 FED parasıyla gidip eBay'de Amerika'da bir alışveriş yaptığında Amerika'da o 100 FED parasının asıl kaynağının aslında İstanbul'da oturan Gökalp ya da İstanbul'da oturan Selçuk olduğunu biliyor olacak diyor. Bu yüzden de diyor bu paranın geleceğidir ve iş oraya doğru gidiyor. Artı BIS'in daha önce yaptığı, burada birkaç kez konuştuk bunu, birkaç tane çalışmadaki CBDC'lerde gördükleri faydalara da atıfta bulunuyor yine. Çünkü diyor ki bu şekilde diyor para politikası araçları daha hızlı ve daha güvenli demeyelim de daha hedefe doğru, hedefe odaklı kullanılabilir diyor Rubini. Yani merkez bankaları bu işin içine girecek ve girmeli diyor anladığım evet kadarıyla. Soru şu. FED girdi, TCMB girdi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası girdi vesaire. Böyle bir ortamda Bitcoin'e ne ihtiyaç kalacak abi? Ether'e ne ihtiyaç kalacak? Bitcoin yani 2008'de... Merkez bankaları oyuna girdiği zaman Bitcoin bitecek mi? Bunu mu çıkaracağız burada? Hayır canım, olur mu? Bitcoin 2008'de Bitcoin neden ihtiyaç vardıysa o sebeple ihtiyaç olmaya devam edecek. Nedir o ihtiyaç? Şimdi söyletme her şeyi bana burada. Abi şundan... Atar gider yapıyor yani. Abi 2-3 tane iş var. Bir tanesi resmi kanaldan alınıp satılıyor, tamam mı, Bitcoin? Doğru mu? Resmi doğru. Ben işte KYC'yi yaptık, müşteri tanıma kurallarını yaptık falan filan. Bu şekilde. Bizim gibi yani. Evet. Ama bir taraftan da hala bu yayınlarda bunları söylemek istemiyorum ama çok hala işte hani dark web denen veya oralarda yani o veya daha güzelleyerek söyleyeyim OTC piyasalarda alınıp satılan da bir Bitcoin var değil mi? Doğru. Gizlilik esas aslında. Merkeziyetsiz. O olmaya devam edecek ki. Yani sadece bu buradaki şu anda Bitcoin'in fiyatının olmasının bu seviyede olmasının sebebi için biz neyi söylüyoruz? Herkes neyi söylüyor? Diyor ki kurumsal katılımcılar çok, herkes, ana akım medya artık bu işin içerisinde herkes giriyor bu işe diyor. Doğru mu? Doğru. Herkes giriyorsa bu işe o zaman diğerleri artık azınlık olmaya başlayacak. O zaman iki tip mi kripto para olacak, dijital para olacak? Yani gizli olan, tırnak içerisinde diyorum. Daha merkeziyetsiz, ülkelere bağlı olmayan, hani gizli olan ya da kripto paralar, Bitcoin, Ether vesaire gibi. Öbür tarafta da Merkez Bankası'nın para birimleri. 2-3 tane olacak bence. Yani veya 2-3-4 belki. Bir tanesi dediğim gibi Merkez Bankaları, diğeri işte Bitcoin'in ya da Ethereum'un içerisinde bulunduğu şey. Bir diğeri iyice bunların. Yine Bitcoin'in ve Ethereum'un içinde bulunduğu ancak şu an işte DEX'lerde, Decentralized Exchange'lerde trade edilen işte veya başka hiç KYC istemeyen wallet'larda yürüyen trafik ve onların cash'in ya da cash out yapıldığı OTC piyasalardaki bu olmaya hep devam edecek yani. Çünkü bunu devletler engelleyemiyor. Yani bugün kapalı çarşıya gidin. Sadece yürüyün. Sağınıza solunuza bakın. Oradaki bir cash transferlerine bir baksınlar bakalım yani. Hani yani hiç kimse bana anlatmasın işte bu her şey yani orada bir bankacılık sistemi daha var yani şu an. Aynen aynen. Alternatif bir mecra daha var orada. Velhasıl oraya doğru gittiğini söylüyor Rubini ve diyor ki bunda pozitif okuyor. Çok güzel. Yani Bitcoin'e ve kripto paralara bayağı muhalif bir sesin bunu bu şekilde okuyor olması güzel. Çünkü biz hep ilk yeniden şunu söylüyoruz. İnşallah regülasyon bir an önce gelir ve biz kurum olarak regülasyon içerisinde kendimiz bir yer buluruz diyoruz ki bu işi daha ayağa yere basan halde tüm Türkiye'de yapsın insanlar. Bu arada şunu da hakkını verelim. Sen borsa olarak mecbur olmadığın halde bütün kurallara uyarak ilerlemeye çalışıyorsun gördüğüm kadarıyla. Abi biz bu konuda çok çok teşekkür ederim. Biz bu konuda çok iddialıyız. Çünkü ben finansal piyasalardan geliyorum. Daha önce iki tane menkul değerler şirketi yönettim. Yani orada... Hem de büyük şirketler. Büyük yani bir tanesi bunların SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenen bir şirketti. Eski ikinciler menkul değerlerin devamıdır. Real kapital menkul değerler araştırsınlar. Bir diğeri Malta'da MFSA altında yine regüle bir kurumu yönettim. Dolayısıyla regülasyonun ve kurumların, regülasyonun kurumlardan ne istediğini biliyorum. SPK'da da SPK'daki ilk denetleme benim ekibim verdi o denetlemeyi. Dolayısıyla SPK'nın ya da BDDK regülatörün ne istediğini biliyoruz. Biz iCrypex'i dizayn ederken ilk başta hep şöyle dizayn ettik. Sektörde çok fazla açık vardı. İnsanlara özel cüzdanlar yoktu. Yani bir tane cüzdan havuz gibi kullanılıyordu XYZ borsalarında. O paranın o cüzdana daha önce kimler tarafından gönderildiği belli değildi falan. Çok fazla risk okuyorduk. Zaten piyasaya girme sebeplerimizden bir tanesi de budur. Doğru yapılmayan çok fazla iş vardı. Virgül uzatmayayım. Otoregülasyon diyorum ben buna. Tam zaten piyasa da öyle söylüyor. Kendi kendimizi otoregüle ediyoruz. Bu konuda da eski SPK'da çalışmış. Bayağı daire başkanlığı
danışmanlığı seviyesine görev yürütmüş insanlardan danışmanlık alıyoruz. Hatta onlar artık bizim yönetim kurulumuzda. Velhasıl üstad, o konuda biz bayağı şey efor, enerji sarf ediyoruz. Dönecek olursam şu CBDC konusuna. CBDC'lerin şu anda denenen bir tane örneği var. Hah, onu soracaktım sana ya. Örnek var mı var, bu işin? Var abi. Bir tane örnek var. Yeni mi? Aynen yeni. Yani yeni, denemeye başladılar. Kim? SNB. SNB kim? İsviçre Merkez Bankası. Swiss National Bank. İsviçre deyince akla ne gelir abi? Gizlilik, bankacılık sistemi falan değil mi? Abi benim İsviçre deyince aklıma 2-3 tane şey geliyor. Bir tanesi evet yani frank geliyor. Frank çok güçlüdür hep. Neden? Güvenli varlık olarak alınır. Neden güvenli varlık olarak alınır? Tüm Amerika'daki Rus oligark, Amerika'daki zenginler, Rus oligarklar, işte Avrupalı ne diyeyim, milyarderler falan paralarını hep İsviçre'de tutarlar. Çünkü inanılmaz bir banka kişisel veri gizliliği vardır orada. Hükümetler bile İsviçre bankalarından bilgi alamazlar. Aynen. Birinci buradan biliyorum. İkinci nereden biliyorum? Panama kağıtlarından biliyorum. Panama Papers'tan biliyorum. İsviçre Merkez Bankalarını. Skandal. Skandallar denet. İnsanlar Orta Doğu'da oğullarına düğün yapıp onun altınlarını falan orada saklıyorlar biliyorsun. Ne düğün parası var orada ya? Var üstad. Bir de şunu da söyleyeyim. İsviçre'nin gizliliğiyle, bankacılık gizliliğiyle kriptonun gizliliği örtüşüyor evet. Aslında. Bir burada süre bir... sonra kripto gizliliği İsviçre bankalarının gizliliğinin önemini azaltabilir. Güzel İsviçre bir bence çok hızlı bir şekilde bu alana giriyor. Güzel bir yorum. İsviçre Merkez Bankası ne yapıyor? Şimdi abi burada BIS'i söyledik ya, gene şimdi az önce de söyledim. BIS'in İsviçre Merkezi var. Yani burada Project Helvetia diye onları aslında şey yapan, anlatan bir tane bir proje geliştirmiş. Bu projelerin içerisinde 2-3 tane grup var. Bir SNB var, İsviçre Merkez Bankası'nın kendisi. Diğeri BIS Yenilik Merkezi var, Innovative Hub dedikleri bir yer. Bir diğeri de TIX Group diye İsviçre'nin en büyük borsası var. Tamam. İki tane iş yapıyorlar bunlar. Bir tanesi gerçek ve gerçeğe çok yakın ortamda test ediyorlar şu anda bunu. Tokenize olmuş varlıkların arzını, işlemlerini, alım satımlarını, takas yönetimini ve saklamasının nasıl yapılacağını. Şimdi SIX Group işin içine girince ürünlerin saklaması ve takası ile alakalı da ilgileniyor. İKİ tane. Bir tanesi CBDC çıkartıyorlar. W-Trust CBDC diye bir şey çıkartıyorlar. SMB'nin konusu olan. Onu test etmeye başlamışlar. Bir diğeri de SIX'in çıkarttığı SDX diye bir tane decentralized bir tane şey var. Exchange var. Dijital exchange var, düzeltiyorum. Bu exchange'in içerisinde de açıkçası takas, saklama gibi aslında finansal piyasaların ilgisi ve konusu olan işleri test etmeye başlamışlar. Bu güzel. SMB'nin ve SIX'in, SDX'in şu anda test ettiği ve kafa yorduğu, patlattığı şey de bu. Çıktılarını göreceğiz. BIS'in kendi sitesinde bayağı bir 35 sayfalık falan uzunca bir makalesi var. Nasıl yaptıklarını da anlatıyorlar. Eminim gelecek günlerde bunun çıktılarını, yansımalarını falan göreceğiz ve duyacağız. Çok teşekkür ederim. Abi ne de. Çok keyif aldım. Güzel aynı oldu. Aynı şekilde evet. Gökalp İçer'leydik bu haftada. iCrapex CEO'su, kurucusu, finansal alanda çok başarılı işler yaptığını düşündüğüm bir dostum. Sağ ol. Yakın zaman içerisinde kendisiyle altın doları da konuşacağız burada. Onlarla ilgili de tecrübeleri yatsınmaz, onu da söyleyeyim size. Sağ ol dostum. Ne demek abi, ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğin için. Estağfurullah. Ya. Görüşürüz, el sallayalım. Bay bay. Geçen hafta sallamamışsın, yakaladım seni. Öyle mi? Az sallamışsın. Çok sallayalım. Hoşçakalın. İyi hafta sonları herkese.